11 ayın sultanı olan Ramazan'ın manevi iklimi asırlardır Müslümanların ruhuna işliyor. Osmanlı'da bu mübarek ayın gelişi büyük bir heyecanla karşılanır, hem halk hem de padişah bu ayın feyzinden mahrum kalmazdı. Osmanlı'da Ramazan öncesinde hazırlıklar başlardı. Camiler temizlenir, mektep ve medreseler tatil edilirdi. Mesai saatleri oruca göre ayarlanır, halk işi gücü biraz askıya alırdı. Zenginler Ramazan öncesi fakirlerin evlerine bir aylık erzak gönderirdi. Oruç tutmayanlar, hatta gayrimüslimler açıktan yemek yemeyerek oruç tutanlara hürmet gösterirdi. İstanbul Kadılığı Ramazan hilalini gözetlemek için farklı bölgelere uzmanlar gönderirdi. Şaban ayının son günlerinde gece nöbetleriyle hilal beklenirdi. Hilalin görülmesiyle tellallarla ve cami mahyalarıyla Ramazan halka ilan edilirdi. Davullar çalınır ve kandiller yakılırdı. Padişah ve devlet adamları iftarlar verirdi. Halk ise 7 akşam 3 sofra geleneğiyle evinde mutlaka misafir ağırlamaya özen gösterirdi. Sofralar kurulurken zengin ve fakir ayrımı yapılmazdı. Davetsiz iftarlara gidilebilir, gelen geri çevrilmez ve içeri alınırdı. Konaklarda Ramazan akşamları büyük hazırlıklar yapılır, süslü ve mükellef sofralar kurulurdu. İftardan sonra kahveler, şerbetler içilir ve tatlılar yenirdi. Misafirler uğurlanırken diş kirası verilirdi. Her sınıftan halk kendi mali gücüne göre sahur için sofra kurardı. Osmanlı'da insanların toplandığı yerler olan meydanlarda özel hazırlıklar yapılırdı. Meydanlar kazanlarla donatılır, uzun yer sofraları kurularak toplu yemekler verilirdi. Başta padişah olmak üzere birçok devlet adamı bu yemeklerin verilmesine destek olurdu. Çeşmelerin ve sebillerin içlerine su yerine meşrubat doldurulurdu. Ramazan'da teravih namazları büyük rağbet görür, herkes camilere koşardı. Teravih saatlerinde sokaklarda kimseler bulunmaz, kahvehaneler boşalırdı. Konaklar ve yalılar için imamlar tutulur, teravih namazları kılınırdı. Gündüzleri de insanlar camileri doldurur, ibadet ederlerdi. Türbeler ve mezarlar ziyaret edilirdi. Osmanlı Sarayı'nın Ramazan faaliyetlerinden en önemlisi huzur dersleriydi. Her Ramazan'ın ilk 8 gününde yapılan bu toplantılar, Osman Gazi zamanında başlamış, Sultan Murat Hüdavendigâr döneminde resmileşmişti. Padişahın ve önemli devlet adamlarının huzurunda yapılan derslerde, Şeyhülislam ve onun seçtiği 8-10 alim bulunur, ayetler okunarak meal ve tefsirleri verilirdi. Derslerde bulunan müderrisler sorular sorarak meseleleri müzakere ederlerdi. Öğle ve ikindi arasında yapılan bu derslerin katılımcıları her gün farklı kişilerden seçilirlerdi. Huzur dersi en son Halife Abdülmecid huzurunda 1924 Ramazan'ında yapılmıştır. Ramazan ayının olmazsa olmazı Ramazan eğlenceleri insanların kaynaşmalarını ve bu ayı keyifle geçirmelerini sağlardı. İftardan sonra evlere gelen konuklarla toplu eğlenceler düzenlenirdi. Masallar anlatılır, bilmeceler sorulurdu. Herkes başından geçen ilginç öyküleri gençlere örnek olması amacıyla anlatırdı. Teravihten sonra mahyalarla süslenmiş sokaklarda gezmek ayrı bir keyifti. Büyük meydanlarda sergilenen kukla, orta oyunu, kara göz gösterileri çocuklar için olduğu kadar büyükler için de eğlenceliydi. Ayrıca bazı ünlü meddahların gösteri yaptığı kahvehaneler çok gözdeydi. Semai kahvehanelerinde saz şairleri semailer okurdu. Sahurun habercisi olan Ramazan davulcularının nesilden nesile söyleyerek taşıdığı Ramazan manileri eski Ramazanların önemli özelliklerindendi. Ahaliye sahur vaktini haber vermek ve bahşiş toplayabilmek için maniler eşliğinde davul çalınırdı. Hatta bazı kahvehanelerde mani yarışmaları düzenlenirdi. Osmanlı'da Ramazan ayının önemli merasimlerinden biri de Hırka-i Saadet merasimiydi. Ramazan'ın 15. gününde Peygamberimizin Veysel Karani Hazretlerine hediye ettiği
Hırka-i Şerif'in bulunduğu cami ziyaret edilirdi. Ka'b bin Züheyr'e hediye ettiği hırka ise her yıl Ramazan'ın 15'inden itibaren saray halkının ziyaretine açılırdı. Osmanlı Ramazanı'nda Ramazan eğlenceleri Kadir Gecesi'nde sona erer, bayram hazırlıkları başlardı. Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif ziyaret edilirdi. Topkapı Sarayı'nda Kadir Alayı tertip edilirdi. O gece padişah namazını dışarıdaki camilerde kıldığı için bu alay düzenlenirdi. Ramazan bayramında herkes gücü yettiğince yiyip içmek, ziyaretlerini yapmak ve bayramı huzur içinde geçirmek için elinden geleni yapardı. Davetler ve ziyafetler düzenlenir, küsler barıştırılırdı. Kabristanlar ziyaret edilir ve dua edilirdi. Evlere gelen konuklara baklava, sarı burma, şöbiyet ve helva gibi tatlılar sunulurdu. Misafirliğe gidenler elleri boş gitmez, mutlaka tatlı götürürlerdi. Kurulan bayram yerlerinde seyyar tatlıcılar, helvacılar, salepçiler, şerbetçiler, çörek ve simitçiler halka satış yaparlardı. Çarşı pazarlar dolup taşar, bayram tebriklerinde şeker ikram edilirdi. O zamanlarda akide şekeri ikram etmek adettendi. Dönemin padişahı bayram alayından sonra hasoda önündeki tahtına oturur ve tebrikleri kabul ederdi. Vezirlere, Şeyhülislam'a ve devlet erkanına helva dağıtılırdı. Osmanlı'da Ramazan, devlet erkanından sıradan insanlara kadar yardımseverlik, cömertlik ve huşu içerisinde geçirilirdi. Bayrama gelindiğinde ise aynı heyecan ve coşkuyla kutlanırdı. Videolarımızın devamlılığı için kanalımızı takip edebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.